أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنظومة البيقونية bugün 4. dersini okuyoruz. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعدل الساقط من إسناني وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عام من فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصيف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملاف فشاذ والمقلوب قسمان إبدال راوي ما براوي قسم وقلب إسناد لمتن قسم. Bugün bu kadar okuyalım. Ve kullu ma kulle o hadis ki lem yettesil mutasıl olmamış isnaduhu, onun isnadi mutasıl olmamış bir halin, herhangi bir halle ne olmamış? Mutasıl olmamış. Ya başında sakıt var, düşmüş olan var, ya ortasında ya sonunda. وكل ما لم يتصل بحال إسناده أو منقطع الأوصال أو منقطع النذر أوصال أوصال وصل جمدل وصل معنى أعزال demek yani o hadis أوصالları منقطعdır yani أوصالlarından murat ricallarıdır ricalları inkıta uğramışlar öyle değil mi? Ha şimdi biz öğrendik ki munkati hadis hangisidir? O ki herhangi bir yerde bir veya iki veya üç ravi ne olmuş? Düşmüş. O hadise ne denilir? Munkati denilir. Yalnız iki şartı var. Bir, o düşen ravi en son ravi olmayacak. En son ne? Mesela Bukhari bir hadisi rivayet ediyor. Öyle değil mi? Biri Bukhari'den rivayet ediyor. Bukhari bırakıyor. Bukhari ne? Bir üstesine geçiyor. Bak en son şeyhi ne etmiş oldu? Sakıt etmiş oldu. Buna muallak hadis denilir. Ne denilir? Çünkü en son ravi ne olmuş? En son şeyh sakıt olmuş. Bir ikincisi hani dedik ya, bir, iki, üç sakıt olmuş, yan, bu şartla ki iki tane yan yanında sakıt olmayacak. Eğer iki ravi yan yana ne olsalar, sakıt olsalar, o hadise munkata değil de ne deniliyor? Muadel deniliyor. O hadise munkata değil de ne deniliyor? Muadel deniliyor. Mesela bir yerde İki ravi arka arka ne olmuş? Düşmüş. O munkata değil. O nedir? Muadil. Nasıl en son ravi düşerse, öyle değil mi? O muallaktır, muadil sayılmaz. Veya en son sahabe düşerse, o mursel sayılır, munkata sayılmaz. Ortalarında herhangi bir yerde iki ravi ne olursa, sakıt olursa o da muadil denilir, munkata denilmez. Demek munkati en son şeyh sahabe olmama kaydıyla en aşağıdaki baştaki ravi olmama kaydıyla iki tane ise yan yana olmama kaydıyla herhangi bir yerde bir veya iki ravi düşmüş ise bu nedir? Bu hadis munkati. Burada biri düşmüş veya biri orada düşmüş veya biri burada. Ya biri burada, biri orada, biri burada düşmüş. Bu hadis nedir? Munkata. Ve kullu ma lem yettesil bihalin isnaduhu munkati'ul evsali. Ve kullu ma lem yettesil isnaduhu bihalin o munkati'ul evsali. Oldu. Şimdi yani gün sorarsam munkati hadis nedir? Dersin ki
en son ravi olmamak kaydıyla. Çünkü olursa muallaktı. En son ravi sahabe olmak kaydıyla. Çünkü sahabe olursa mürseldir. Eğer iki ve üç ise yan yana olmamak kaydıyla o hadis nedir? Munkatadır. Ve kullu ma lem yettesil bihali isnaduhu munkatihul evsali. Oldu. وَالْمُعْدَلُ الْسَاقِتُ مِنْ هُسْنَانِ Bak, muadeli de söylüyor. وَالْمُعْدَلُ Muadel hadis hangisidir? اَسْسَاقِتُ مِنْهُ اِسْنَانِ O hadis ki ondan ne olmuş? İki kişi sakat olmuş, iki kişi düşmüş. وَالْمُعْدَلُ Muadel hadis اَسْسَاقِتُ مِنْ هُسْنَانِ Ama iki daha yan yana olmak kaydıyla. Bunu burada söylemedi. Bildiniz değil mi? Vel mu'adal mu'adal es-sâkit o hadisi düşmüş minhu ondan isnani kaç kişi? En az iki, üç de olabilir, dört de olabilir, beş de olabilir. Oldu. Yeter bunların içinde en son olan sahabe olması. Yeter bunların içinde en başta olan ne olmasın? Ravi olmasın. Başta varsa, 4-5 tane olsa da o muallaktır. Sonunda sahabe varsa, sahabeyle birlikte tabi'in de olsa, tebe tabi'in de olsa o nedir? Mürseldir. Demek biz munkati hadisi öğrendik. O ki herhangi bir yerde ne olmuş? Herhangi bir yerde bir veya iki veya üç ravi ne olmuş? Düşmüş. Yani bir iki olunca ayrı yerlere. Muadel o hadis ki iki ravisi arka arka iki ravi ne olmuş? Düşmüş. Müdelles hadis nedir? Ve ma eta müdellese. O hadis ki müdelles olarak gelmiş. O nev'ani. O nedir? O iki nev'ani. وَمَا اَتَى مُدَلَّسًا نَوْعًا O hadis ki müdelles olarak gelmiş, o iki nev'dir. Yani müdelles hadis nedir? Müdelles hadis iki nev'i vardır, iki çeşidi vardır. El-evvelu birincisi, el-iskatu li-şeyhi. İskat kimindir? Şeyhindir. Nasıl iskat şeyhindir? Yani şeyhini atıyor ve en yemkule. Hadisi ne ediyor? Hadisi nakl ediyor. Ammen fevkehu. Şeyhin. Fevkehu şeyhi diyor. Diyelim bu Serkan Şeyh-i Mustafa'dır. Hadisi Mustafa'nın fevke olan nahitten ne alıyor? Nahitten alıyor. Ama alırken de bi'an ve en. Diyor, Serkan diyor, an-nahit. Yani an muttasıl da olabilir. Arada bir düşmüş olsa da an kullanılır. Direkmen olsa da kullanılabilir. Bak öyle vehmetiliyor ki, sanki ben direkmen nahiden almışım gibi. Veyahut da eni kullanıyor diyor. Ki ennen fulane, yani ki ennen nahiten akbereni an keza. Ki enne diyor. Şey ki en. En ila an kat'i olarak inkıtahı da bildirmiyorlar. Kat'i olarak itisal da bildirmiyorlar. Yalnız itisal vehmi var. Ravi kalkıp da bu Serkan Mustafa yaş olarak Serkan'dan küçük tenezzül etmiyor. Veyahut da başka bir nedenden dolayı Mustafa'dan değil hadisi nahiden dayandırıyor. An veya ne? Enna. İtisali vehmetirmek suretiyle şeyhini ortadan kaldırıyor. İşte bu hadis müdellesle, tedris yapılmış ile yapılmış. Demek, وَمَا اَتَى مُدَلَّسًا نَوْعَانِ Müdelles olarak gelen hadis iki nevdir. الْاَوَّلُ الْاِسْقَاتُ لِلْشَيْخِ Birincisi o ki, iskat kimindir? Şeyhindir. İskat kimindir? Şeyhindir. Nasıl iskat şeyhindir? وَاَنْ يَنْقُلَ اَمَّنْ فَوْقَهُ بِعَنْ وَاَنْ Peki birisi bu hadis münkatı olmaz. Direkmen sakat etseydi
mafuk'tan almış havasını estirmeseydi yani o munkati olurdu. Bu şeyhi öyle bir şekil atmış ki şeyhin yukarısından hadisi ne diyor? Nakl ediyor. Öyle bir sırayla nakl ediyor ki ondan almış. Onun şeyhi olmuş gibi bunu vehmettiren bir sırayla diyelim an veya en sırasıyla ne ediyor? Rivayet ediyor. Bu bir kısım müderris. Müderrisin tersili fazla şerhi gelince öğrenirsin. Ve sani müderrisin ikinci kısmı la yusqituhu. Bu serkan şeyhi olan Mustafa'yı iskat etmiyor. Lakin yasif evsafehu. Mustafa'nın evsaflarını zikrediyor. Bima öyle bir şeyle zikrediyor ki la yen'arifu bihi. Şeyh ona bilinmiyor. Mesela diyor anil alimil kunevi. Alim kunevi kaşşi. Öyle değil mi? Öyle bir lakabla, öyle bir vesifle zikrediliyor ki onun şeyhi onunla bilinmiyor. Onun şeyhi başka bir vesifle meşhur. O vesifi zikrederse herkes bilir. Ama o vesifle değil, bilinmeyen bir vesifle şeyhini ne ediyor? Zikrediyor. Niye? Gayrimler zan bilmesin ki bu Mustafa'dır. Başka bir Mustafa zan etsinler. Bu da bir çeşit müddelles hadistir. Bu hadise de ne var? Tedlis var. Demek ve ma etâ müddellesen nev'ani el evvelu l-isgatu l-şeyhi ve en yekûle ammen fevkahu bi'an ve en ve sani la yusgituhu lakin yasif evsafahu bima bihi la yen'arif. Ve ma yukhalif sikatun fihil melâ. Ve ma yukhalif sikatun fihil melâ. Feşşazu. Şaz hadis nedir? O hadis ki güvenilir biri bir cemaate hamletinde ha isnede muhalefet etmiş. Herkes o hadisi Mustafa'dan alırken bu Serkan kalkmış veya Babber kalkmış Abdülnahid'den alıyor. Ama o muhalefet eden de sikkattir. Sikkat olmazsa o hadis zaten merdu durur. Sikkat biri kalkıp bir cemaate ne ediyor? Muhalefet ediyor. O hadis ne olur? Şaz olur. Şaz hadis hakkında birkaç tarif var. Bu da böyle dedi. وَمَا يُخَالِفْ سِيْقَةٌ فِيهِ الْمَنَا. Ama en iyi tarifi şaz hadis o ki bir sikkat kendisinden daha evla birine muhalefet etmiş. Mena olması şart değil. Bir de olabilir. Yalnız bu şartla ki muhalefet ettiği kişi kendisinden daha nedir? Daha evladır. Daha sikkat, ikisi de sikkattir. Demek desek muhalefetü sikkatin limen huve evla minhum. Bir sikkat kendisinden daha evla birine ne etmesi? Muhalefet etmesi. Şaz'ı öğrendik. Nedir Mustafa Şaz? Bir sikkat güvenilir, İhtimad edilen bir ravi kendisinden daha güçlü bilen muhalefet ediyor. Menzume ne diyor bizim metin? O hadis ki herhangi bir sikkat o hadiste bir melaya bir cemaate ne etmiş? Muhalefet etmiş. Bugün ne okuduk? Munkati okuduk. Muaddel okuduk. Mundellesi okuduk. Şazi okuduk. Vel meklubu kısmani. Meklub hadis nedir? İki kısımdır. Öyle değil mi? Tela. Yani tela kullu vahidi minma. Tek teki ne oluyor? Geliyor. Nedir? İşte budur. İbdalu ravin ma bi ravin kısmı. Herhangi bir ravi bir ravi ile değiştirmek bu nedir? Bu bir kısımdır. Öyle değil mi? Mustafa'yı Serkan'la değiştiriyor. Serkan'ı Nahit'le değiştiriyor. Veyahut da iki ravun yerini değiştiriyor. Şeyhi talebe yapıyor, talebe ne ediyor? Şeyh yapıyor. Bu bir kısım. Ve kalbu isnadin li metnin. Bir metin için isnadi kalbetmek. İki hadis var, iki isnad var. Bunun isnadını buna getiriyoruz, bununkini ona getiriyoruz. Aha bu da kısmı. Ve kalbu isnadin li metnin kısmı. Herhangi bir isnadın bir metne kalbi nedir?
İbdalu râvî mâ bi râvî kısmu ve kalbu isnadin li metnin kısmı. Demek makul hadis iki kısımdır. Makul hadis bir kısım herhangi bir râvî başka bir râvî ile tevil ediliyor. İkinci kısım bir hadisin isnadi başka metne, o metne isnadi bu metne getiriliyor. Hani İmam-ı Buhari Bağdat'a geldiğinde Bağdat alimleri onu denemek suretiyle 10 hadisi getirmişler. Onu isnadi ona, onu isnadi ona, onu isnadi ona götürmüşler. Oldu. Demek makul hadis de öğrendik. Munkati hadis nedir? Sahabe olmamak kaydıyla en son bize doğru ravi olmamak kaydıyla herhangi bir yerde bir ravi veya değişik yerlerde birer ravi düşmesi bu munkatidir. Muadel yine sahabe en son ravi olmamak kaydıyla yan yana iki hadisin sabit olmasıdır. Müdelles iki çeşittir. Bir çeşit o ki şeyhini iskat ediyor, şeyhinin yukarısındaki şeyhinden alıyor. İkincisi şeyhini sakat etmiyor ama bilinmeyen bir vesile şeyhini zikrediyor. Bu da müdellestir iki nev'iyle. Şaz bir sıkatın kendisinden daha evlâ veya bir sıkatın bir meleğe muhalefet etmesi. Meklub iki çeşittir. Biri bir ravi bir ravi ile değiştiriliyor. Bir ravi kaldırılır, yerine başka biri getirilir. Diğer çeşit ne yapılıyor? Bir metni isnadi diğerine, o metni isnadi buna getiriliyor. Oldu. İtikaç, munkatta bu nokta bir model, iki modelles, üç şaz, dört maklub, iki. Modelles iki nev'iyle öğrendik. O maklubu da iki kısmıyla ne ettik? Öğrendik. Oldu. Ve kullu ma lem yettesil bihali isnaduhu munkati'ul evsalim والمعدل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف يخالف در وزن الشين يخالف أخرز وما يخالف ثقة فيه الملا فشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راوي ما براوي قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه تمام نفعكم الله نفع مبين